Kıymetli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. CHP'den İYİ Parti'ye son uyarı: ya sev ya terk et. Altılı Masa'da adayın 13 Şubat'ta açıklanması beklenirken CHP'nin Kılıçdaroğlu'ndan başka adayı kabul etmeyeceği ve İYİ Parti'ye de ya destek verin ya da masadan kalkın mesajı verdiği öğrenildi. Adaylık konusunda henüz fikir birliğine varamayan Altılı Masa'da kopuşlar her an yaşanabilir. Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin İYİ Parti'ye Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemeleri halinde yolumuza 5 parti olarak devam edeceğiz mesajını verdiğini söyledi. İsmail Saymaz, Millet İttifakı'nın adayı 13 Şubat'ta açıklanmayabilir başlıklı yazısında masadaki krizi ele aldı. Saymaz yazısında CHP'li yetkili masanın dağılmayacağını fakat diğer 5 partinin ortak adayıyla bu durumda Kılıçdaroğlu'yla yoluna devam edeceğini vurguluyor. CHP'liler Kılıçdaroğlu'ndan başka bir aday düşünmüyor. İYİ Parti'nin çekilmesi ihtimalini bile göze aldıklarını anlıyorum ifadesini kullandı. Saymaz köşe yazısının devamında şu bilgileri verdi. İYİ Parti seçmenlerini Kılıçdaroğlu'na ikna edemeyeceğini, Cumhur İttifakı'ndan gelecek oyların geri döneceğini düşünüyor. Hatta bir İYİ Partili yönetici Kılıçdaroğlu'nun adaylığında parti olarak oy kaybediyoruz diyor. İYİ Parti'nin bir senaryosu var mı? O da yok. Yavaş sahneden çekildi. İmamoğlu partisini ve liderinin karşısına geçmez. Akşener, başbakan olacağım sözünü yemek istemiyor. İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yokuşa sürmesi halinde CHP'li bir yetkilinin masanın dağılmayacağını fakat diğer 5 partinin ortak adayıyla bu durumda Kılıçdaroğlu'yla yoluna devam edeceğini söyledi.